veya o bir anda fark ediyor, bir anki tepkinin hemen arkasında. Derhal bir tepkiyle omuza gidiyor. Kalktığım an itibariyle harekete geçiyorum hızlı bir şekilde. Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yükser Koçerdi. Uzun zamandır hobi videoları yapıyoruz. Ona göre elimizde işte testereler, baltalar, keskiler falan derken çeşitli marangozluk aletleri elimizden hiç düşmüyor. Derken haliyle bilemeler falan da gerekiyor. Bakınız ne oldu? Geçenlerde haliyle testerem köreldiği için testeremi bilemek istedim. Dostlar işte bu aşamada babamdan kalan şu. İngiliz malı Eye'yi kullandım. Bu Eye en az 30 senelik bir Eye. Ve testerenin ağzına vurduğum zaman dişleri bu üçgen, tek yönlü dişleri olan Eye'lerle çok güzel testere bilenir. Hatta testere bilemek için ideal, hani Eye'dir bile diyebilirim. Her neyse. İnanır mısınız, o kadar güzel bir bileme yaptı ki. 30 küsür senelik hani bir Eye olduğu halde. Ve dedim ki ya hala mı bunun dişleri bu kadar güzel tutar, bu kadar güzel biler. Sonra da dedim ki bu İsveçliler, Finliler, İngilizler ve Amerikalılar kabul etmek lazım. Bu işi gerçekten biliyorlar. Sonra sapı hoşuma gitmemişti. Buna yeni bir sap takıp şöyle çok düzgün, çok orijinal bir... Hani Eye'ye çevireyim dedim derken sonra hani gezerken malzemecileri babamdan kalanla idare etmek olmaz ya, kendi setimi bir yapayım dedim. Ondan sonra bunun yanına, çünkü artık daha fazla kullanmak istemediğim için, ben bu tip şeylerin hatırasını severim. Hatıra olarak saklamayı da severim. Her neyse dedim şunun yanına çok iyi 2-3 Eye de ben koyayım. Ondan sonra araştırmaya başladım. Ve ne göreyim? Hani hala bazı şeyler çok değişmemiş. Gittiğim yerlerden birinde mesela işte Çin malı Eye'ler vardı. Hani tatmin edici şeyler söyleyemedi. Bir başka yerde hem Türk malı vardı hem Çin malı vardı. Gene hani bir türlü tatmin edici bilgiler alamadım derken başka bir yerde. Hem bu İsveç markası Eye'ler vardı. Hem Türk malı hem Çin malı Eye'ler vardı. Açıkçası marka vermek istemiyorum. Hani bu gibi şeyler biraz taraftar değilim. Fakat buna karşılık açık söyleyeyim. İsveç malı olsun neredeyse size diyebilirim ki çamurdan olsun, o kadar. Şimdi gerçekten de enteresan bir şey gördüm. Şunların sapların içine giren sivri çubuk kısmı vardır. Sap takmakta kullanılır. Arkadaşlar şimdi Türk malı Eye'yi bunun arkasındaki o kuyruğa şöyle bir vurdum, kaydı gitti. Çin malı Eye'yi vurdum, kaydı gitti. Arkadaşlar, bu İsveç markasını vurmamla yapışıyor. Türk malına yapıştı, Çin malına yapıştı. Nasıl bir ağız tutuş? Neden? Çünkü aynen dediğim gibi bu İsveçliler, Finliler, İngilizler ve Amerikalılar. Bu işi biliyor. Şimdi, bunun bir de miniği vardır. Kıl Eye. O kıl Eye özellikle benim çocukluk yıllarımdan çok da böyle var ya, ağırlığımı çekmiştir benim. Orantısız şiddet uyguladığım halde ağzı o kadar güzel tutar ki. Kısacası dostlar, ister istemez gene yabancı Eye aldım. İsveç markası bir bunu, bir de bu ince uzun olanı. Ve bu Eye'lerin de gene en kötü şartlarda bana, aynen babamın Eye'si gibi 20-30 senedir Eye'lik yapacağını düşünüyorum. Ahşap
yontmak için Ege ile özellikle şu raspa Ege denen Ege'lerden aldım. Şimdi bu Avrupa imalat değil, Hint malı. Bunu almış olmamın da tek sebebi esas olarak bu markada bu tip bir Ege bulamayışım ve piyasadaki yerli ve sair Çin malı olması lazım. Hani Ege'ler içerisinde bu diş sayısı olarak bence çok yoğun diş açılmış şekilde gördüm. Yani diğer gördüklerime göre bunun daha fazla diş sayısı var. Bir de ahşap yontulacak diye eninde sonunda mevcutlar içerisinde bunu seçtim. Ondan sonra şunu gövdeyi ısıttım. Ocağın üzerine iyice şunu bir miktar ısıtıp koydum. Yukarıdan çakarak yerini oturttum. Soğuduğu zaman zaten o kadar güzel yapıştı ki. Ama size peşin söyleyeyim bakın. Şunu aldım ama bunu almış olmamın sebebi öncelikle bunlarda alınacak bir malzeme bulamayışımdı. Çünkü ben zengin bir adam değilim. Zengin bir adam olmadığım için bir tane alıp adam gibi kullanmam gerekir çok uzun zamanlar boyu. Ondan sonra bunları tabii bu hale getirmek için tabii ki 3 tane yedek sap aldım. Burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu sapları bir zımparaladım. Zımparaladıktan sonra plastik çelik ile deliğinin içine plastik çelik basıp ardından Ege'yi yerine oturtmak suretiyle bir güzel sabitledim. Kalıcı olarak çıkmaz bu bir daha bu saptan. Ondan sonra dikkat ederseniz ocağın üzerinde yaktım tekrar bir zımpara. Ardından mat renksiz sprey vernik ile bir güzel vernikledim. Şimdi akşamın partlarını yerine çekiyorum ama müsaadelerinizle. Şimdi bir şunun montajına bir geçelim. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi burada gördüğünüz hani çift tüplü plastik çelik yapıştırıcıyı döktüm. Bir güzel karıştırdım. Artık kullanmaya hazır bir malzeme haline geldi. Şimdi sapımı çıkardım. Şöyle deliğin içine büyük bir damla düşürdüm. Plastik çeliğin tutunması son derece güzel olur. Uzun ömürlü tutunur ve çelik gibi olur. Bu anlamda rahatlıkla hani böyle güvenerek de kullanabileceğiniz bir malzemedir. Ama artık son zamanlarda epoksi bu gibi işlerde çok yaygınlaşmaya başlamakla beraber esasında büyük ihtimalle bu tip montajları da artık yakında ben de gene epoksi hani karışım kullanmaya artık başlayacağım. Onlar da gene çift materyallidir. Karıştırırsınız ve ondan sonra kullanırsınız. Yalnız epoksi de gene çok güzel sertleşiyor. Şöyle şunu aldım. Şöyle güzelce yerleştirdim. Bastırdım. Gerek epoksiler, gerek bu plastik çelikler 5 dakikada kemik gibi olur. Hani bu plastik çelik eski alışkanlığımızdır. Ama ben şahsen bugünün şartlarında gene de hani epoksiyi plastik çeliğe tercih ederim. Ama gerçekten son derece sert bir hani böyle kemik gibi, çelik gibi olan bir malzeme olarak çok uzun ömürlü bir tutunma sağlar. Şimdi bir 10-15 dakika gene bekletirim ben bunu bu şekilde. Ardından zaten zımparalanmış sap olduğu için hafif bir yakacağım. Yaktıktan sonra bunun sapına
mat vernik spreyle mat vernik sıkacağım. Çünkü mat verniğin özellikle dış yüzeyinin sertleşmesi benim biraz daha hoşuma gidiyor. Kemik gibi bir tabaka oluyor bu açıdan. Evet, biraz bekleyelim. Dikkat ederseniz gecenin kaydını kullanmak zorunda kaldım montaj kısmını. Çünkü bunları söküp tekrar hani monte etmem mümkün değil. Ama mesela şu gene babamın yaklaşık 40 senelik EYS'i işte. Bununla ben çocukluk yıllarımda hakikaten o kadar çok eyeleme yaptım ki elime de çok güzel geldiği için. Hani orantısız şiddet bile uyguladım diyebilirim. Ona rağmen hala gayet güzel testere bilemeyi becerebildiğini gördüğüm zaman hakikaten yani babamın çok güzel eyeler seçmiş olduğunu ve bana güzel eyeler miras bıraktığını gerçekten görüyorum. Çünkü babam da benim gibi zengin bir adam değildi. Bu yüzden alıp hemen bozup çöpe ister istemez atmazdı. Güzel, iyi şeyler almak zorunda kalıyordu. Ve ben de gene aynı şekilde hani kendimi mecbur hissettim. Babamdan gördüğüm gibi davrandım. Ve ister istemez gönül isterdi ki yerli malı, yurdu malı güzel şeyler alalım. Ama ne yazık ki gene ithal almak zorunda kaldım. Bakın şimdi bunlar raspa eğer şeklinde de söylenen ahşap hani yontma şekillendirme eyeleridir. Bu Hint malı ama hem ahşap hani yontulacağı için hani çok böyle kritik bir şey yoktu ama özellikle bunlardan buna karşılık bir eye bulamayışım yüzünden aldım. Hakikaten iyi de aradım, bulamadım. Yoksa kesinlikle parasına kıyar. Gene de ahşap bile yontulacak olsa bunlardan alırdım. Bunun bir de özellikle diş sayısı bir dikkatimi çekti. Hakikaten eşdeğerlerine göre diş sayısı sanki bana biraz daha yüksekmiş gibi geldi. Haliyle diş sayısı ne kadar yüksekse haliyle çıkartacağı talaş da o kadar fazladır. Ama bunu almamın sebebi öncelikle bu Avrupa imalat malzemeden bulamayışı. Şimdi bu tek ağızlı eyeler gerek lama şeklinde olabilir, gerek silindirik, gerek balık sırtı oval çok fark etmiyor. Tek yüzlüler esasında yumuşak metalleri düzgünleştirmek içindir ve bir de özellikle testere bilemek içindir. Ama sert metallere her ne kadar vurulmamaları önerilse bile. Çin malı veya Türk malı bir eyeye kıyasla. Hani ben en sert çeliklere bile vurmaktan çekinmeyebilirim. Sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. İki ayrı kalınlık ve uzunluk ölçüsünde aldım bunlardan. Lama eyeler vardır. Onların iki sırtı düz, geniş, çeşitli boylarda uzun olur. Gönül isterdi ki hani şunlardan şu boy bir tane bulayım. Onlar çapraz dişli eye denir zaten. Onların dişleri mesela burada tek yönlü ya, ayrıca bir de çapraz gider. Onların dişleri üç yönlüdür. Üç yönüyle biraz daha fazla, biraz daha derinlemesine bir ayrıca yontma yapar. Daha doğrusu talaşlama yapar. Şimdi haliyle eyelerin yapısı itibariyle de size bundan bahsetmek isterim. Şimdi şu ebat bir lama eye alacağım. Ama gene bunlarda gene bu İsveç malı eyeler gibi çok kaliteli malzeme alınacağım. Çünkü gerçekten sert çeliklere vurmak zorunda kalabilirim. Çok uzun zaman haliyle kullanılabilmeli. Ve tabii ki ben zengin bir adam değilim. Haliyle çok iyi bir mal almam lazım. Parasını bir miktar kıyıp ama ondan sonra da hep kullanmam lazım. Yani alıp çarçabuk eskitip çöpe adamım. Bu beni kendi nazarımda zengin adam yapar. Haliyle kendime aynı zamanda alabileceğim en yüksek kaliteyi layık görmeliyim. Şimdi bunların saplarında özellikle renksiz sprey, şeffaf vernik kullandım. Akrilik tercih ettim. Şunu da parlak kullandım çünkü akrilik sprey vermeyeyim yetmedi.
Üçüncüyü yapamadım. İkisi akriliktir, bir tanesi parlaktır. Akrilikleri tercih etmemin sebebi parlaklıklara. Bu verniklerin çok güzel sertleşmesi, taş gibi oluyorlar. Parlak vernikler kuruduklarında akriliklere göre biraz daha haliyle kolay çizilirler. Kuruma anlamında gerçekten çok güzel. Ama niye özellikle vernik yüksel abi işte? Çünkü bu ahşap üzerine yaptığım videolarda hep yağlama tercih ediyorsun diye. Şimdi seyirlik, teşhirlik yani insanlara özellikle gösterebileceğim bu anlamda duvara da asabileceğim. El baltalarında da mesela vernikleme tercih ettim. Görsellik anlamında ama buna karşılık büyük boy baltalarımda, keser saplarımda ve ayrıca sahir baltalarımda hep keten tohumu yağını tercih ettim. Keten tohumu yağının özelliği hem çok güzel bir görüntü veriyor hem ahşabın çatlamasını engelliyor. Hani nispi bir su kaydırma özelliği olmakla beraber gözenekleri kapatmadığı için nefes alan dokuyu ortadan kaldırmıyor. Verniğin temel dezavantajı şudur. Vernik eğer ahşap bir su çekerse veya nem alırsa kuruma aşamasında içinde hapsediyor ve rutubet bu sefer ahşabı çürütüyor. Derin çatlaklara yol açıyor. İşte bu tip marangoz aletlerinde göreceğiniz derin çatlakların sebebi o rutubettir. Vernik içinde sıkışan rutubettir. Bu anlamda ben bıçak sapları montajlarında dahil hep yağlama tercih ediyorum. Çünkü ıslandığı zaman su çekse bile kuruma aşamasında hiç sıkıntı yok. Hemen uçuyor gidiyor ve sap kuruyor. Bu anlamda çok sağlıklı oluyor. Buradaki temel problem talaşlı imalatta kullanılacak malzeme oldukları için ve talaşlı imalat çok fazla pislik çıkarttığı için özellikle ahşap sapın çok fazla kirlenecek olması haliyle şu görüntüyü bir daha bu saplardan göremeyecek oluşu. Tamamıyla görsellik anlamında verniklemeyi tercih ettim. Çünkü bunu silmek durumunda dahi, anlıyor musunuz? Silmek durumunda dahi rahatlıkla tertemiz edebilirim. Ve ayrıca bunlar zaten açık alanda kullanılacak malzemeler değil. Av bıçakları, satırlar, baltalar her neyse bunlar gene nispeten açığa çıkıyor. Hele balta grubu çok fazla açıkta da kalabiliyor. Rutubete çok fazla. Hani açıkta durabiliyor. Bu anlamda zaten onlarda serjihin biraz farklı olması lazımdı. Dikkat ederseniz bu şekilde gayet güzel bir hani serim oldu. İnşallah dediğim gibi bunun arasına bir tane de o çift yüzlü lama çelik eyelerinden hani koyduğum zaman gayet güzel bir eye serim olacak diyebilirim sizlere rahatlıkla. Ve dediğim gibi o çelik eyesini, lama eyeyi aldığım zaman da gene parasına kıyacağım ve çok iyi bir eye alacağım. Çünkü dediğim gibi en iyisini almam lazım alabileceğimin. Çünkü ben zengin bir adam değilim. Bir kere aldım mı çarçabuk bozup çöpe atamam. Bu anlamda da ama şunu alayım ama bunu alayım deyip şov yapamam. Doğrusunu doğru söylemek zorundayım. Elimdeki eyeleri bu anlamda sizlere gösterdiğim bir videoydu. Ne maksatla aldım ve neyi düşünerek aldığımdı. Esasında zaten vardı bunlar da birkaç ay önce, yani aylar önce, birkaç ay değil. Ne yazık ki kömürle hırsız girdi. Eyeler, iskarpelalar, sair bazı şeyler, özellikle bir balta gitti, çalındı, dedemin baltası. Zaten var ya, yattıkları yerde huzur bulmasın bunu yapanlar. Sen geliyorsun, insanın malını çalıyorsun ve gidiyorsun. Bunlar hep masraf. Benim elimdeki malzemeler de gene hem eskiydi, yıllanmıştı. Aile yadigarıydı, hem yabancı ve çok kaliteliydi. Bugün bile kullanabileceğim malzemeydi ve şimdi onların yerini aynı zamanda çok kaliteli malzemelerle haliyle bir de doldurmam gerekiyor. Evet dostlar, bunu yaparken de bu tip bir ister istemez video çektim sizlere ve tabii ki kaliteden ödün vermeme kaydıyla
bir İsveç markasının, gerçekten markası da önemli değil, onlardan olsun yeter, İngiliz malı bulabiliyorsanız bulun, Amerikan malı bulabiliyorsanız bulun, sonra da paşalar gibi kullanın, aynen babamın şunlar da bana yaptığı gibi. Şu ikisinde çoluğunuza çocuğunuza miras bile bırak. Evet dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdin. Pek çok kişi şey, Yüksel abi keşke bu kadar uzamasaydı. Ya aslında konu basitti bile diyebilir. Bu anlamda bence hiç de basit bir konu değildi. Zaten konu o kadar basit olsa o tip basit hataları pek çok kimse yapmaz diyerek. Gene de güzel bir çalışma yaptığıma inanıyorum. Artık yüksek müsaadelerinizle bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.